Merhabalar, Poketto Gaming'de Pokemon Ultra Sun Ultra Moon'un yeni bölümüyle beraberiz. Evet arkadaşlar, önceki bölümümüzde Big Wave Beach'i ve Rota 2'yi tamamıyla geçtik. Pokemon merkeze geldik. Pokemon merkezinde Howl bize Rotoloto özelliğinden bahsetti. Bir Rotoloto özelliğimizi kazandık. Şimdi burada Verdant Cavern'e geldik. Hani Verdant mağarasında ilk ada mücadelemize başlayacağız. Ve benim diyor imtihanım, yani sınavım bu diyor. Lütfen içeri gel diyor. Hazır mısın sınav için diyor. Peki hadi o zaman içeri. Yalnız atmosfer falan güzeldi. Alolo belgesi bu anlamda çok güzel arkadaşlar. Evet, mücadelemize başlıyoruz. Limanın mücadelesi. Sınavı, imtihanı artık ne derseniz. Bakın burada bir yanguz var. Bu yanguzlar deliklere saklanıyor arkadaşlar. Siz de bu deliklerden geçerken o yanguzlara dikkat ediyorsunuz. Onlar size saldırabiliyorlar. 3 tane yanguz var. Bu 3 yanguzu da yendiğiniz takdirde, dışarı çekip yendiğiniz takdirde yukarıda Z kristalinin olduğu yere gidebiliyorsunuz. Bu arada sana diyor söylemeyi unuttum diyor. Bir şey daha var diyor. Oldukça güçlü, korkutucu diyebileceğimiz totem Pokemon'ları da var. Haber olsun. Tamam. Challenge başlasın. Biz hazırız. Şurada bir Pokétopu var. O Pokétopundaki TM bizim için önemli. Super Potion. Şimdi bakın. Buraya böyle gıt gıtı gıtı yapıyorsunuz. Yanguz geliyor. Brion! 11 level, levelleri fena değil. Aqua Jet. Haydi be. Ooo, high protein. Güzel saldırı. Bir poundla bitirelim şu işi. İlk yanguz gitti arkadaşlar. İki tane daha halletmem gerekiyor bir yer. Kendisi geldi. Brion! Deer kullandı. Defansımızı düşürüyor. Pound. Yanguz GG. Son bir Pokemon kaldı. Şimdi bu Pokemon biraz bizi uğraştıracak. Şuradaki Pokétopunu almaya doğru gidelim. Evet, kas kalsın düşüyorduk. Brick Break. Break Break bir dövüş duru hamle. Karşı tarafın Light Screen, Reflex saldırıları filan Break Break'e işlemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim Break Break'i öğrenebilen Pokemon'umuz var mı? Yok. Olay değildi.
Burada çünkü normal tür Pokemon'larla mücadele ediyoruz ya. Büyük bize ciddi avantaj sağlar. Tamam. O zaman biraz daha zor yoldan, süper efektif hamlemiz de olmadan yapacağızmış. Evet, gördük senin nerede olduğunu. Şuradan geçeceğiz. Şimdi bunun da mevzusunu göreceksiniz. Öyle oradaymış, hadi onu da yeneyim de bitsin olmuyor. Şimdi atladık aşağı. Buradaydı bu arkadaş. Bakıyoruz içeriye. İçeride hiçbir şey yok. Üst tarafta. O zaman buradan zıplayalım, üst tarafa gidelim diyoruz. Koşuyoruz ve üst tarafa gidiyoruz. Bu sefer de diğer delikte. Bu arkadaş bir orada bir orada geziyor her yerde. Şimdi koşuyoruz diğer deliğe. Hop. Burada mısın? Burada da yok. Başladığı yerde. Yani bu arkadaşı durdurmak için şimdi diğer tarafa geri gideceğiz. Buradan çıkamıyoruz çünkü zıpladık. Tahta parçasının üzerinden geçeceğiz gene. Kötü plaj çocukları gördünüz ya, bunları çünkü plajda akladık en son. Şimdi bunlar bizden intikam almayı buraya gelmişler. Bizim sözde sınavımızı bozacak. Yo. Team Skull. Neyin var? Drowzee'mi zubat. Drowzee. Şimdi. Brion. Pound geliyor. Bir Aqua Jet daha. Bir GG Drowzee. Drowzee GG. Pokemon'u çekmeye çalıştık ama hiçbir şekilde çekemedik diyor. O zaman diyor, şimdilik diyor, intikamımızı bir tarafa bırakacağız diyor. Bunlar diğer çıkabileceği yerleri meşgul ediyorlar. 3 yer var ya, 3 tane küçük delik var. Bir tanesi de doğrudan bizde kalmış oluyor. Onlar oradan kovaladılar. Tek çıkış yeri burası kalmıştı. Bu sayede aslında bize yardımları dokundu. Gumshoes. Bu arkadaşlar Yangoos'un evrimleşmiş hali. Rattataların natural, doğal düşmanı diyebiliriz. Şimdi birazcık burada hamlelerimizi denemiş olalım. Gumshoes'a karşı. Fena hasar vermedi. Ice Wind daha fazla veriyor mu? Şimdi biri fiziksel, biri special. Aralarında da 5 puanlık fark var. Ice Wind her türlü daha iyi arkadaşlar. Bundan emin olmam önemliydi. Neden olduğunu birazdan şimdi size göstereceğim. 16 level oldu Zoroa. Bütün totem Pokemon'ları hallettik. Yani şeyleri hallettik. Pokemon'ları hallettik. Şimdi diyorsunuz ki ben 3 Pokemon'u da hallettim, o zaman içeri geçebilirsin diyor. Şöyle ilerliyoruz. Bakın, Z kristali karşımızda. Şimdi... Normal potion'umuz hiç mi kalmadı bizim? Bir tane fresh water kullanacağım. Normal potion'umuz kalmamış ama süper potion'umuz bayağı var. 6 tane gördüm, yanlış görmedik. Z kristalini almaya geldik.
Tam böyle Z kristalini alacağız. Bir gumshoes. Ve dev gibi. Totem Pokemon. Şimdi. Etrafında bir aura var gördüğünüz gibi. Defansını ve canını arttırıyor. Bu ara. 12 level bir gumshoes. Ice Wind kullanacağım. Hem hızını düşürmeye çalışacağım. Hem de bu bizim diğer Aqua Jet'imize göre daha efektif hamle yapıyor. Skill Face o da bizim speed'imizi harshly fail yapıyor yalnız. Şimdi yardıma Pokemon çağırıyor. Totem Pokemon'ların ve normalde karşısına gelebilecek Pokemon'ların böyle bir özelliği var arkadaşlar. Yardıma Pokemon çağırabiliyorlar. Biz ne yapacağız? Ice Wind, çünkü bu alan etkisi yapan bir hamle. Karşımızdaki bütün Pokemon'lara veriyor. Bu arada şöyle söyleyeyim size. Kayıtta olayım ya da olmayayım. Totem Pokemon'un savaşlarında bir miktar FPS düşüşü konsolun kendisinde de oluyor. Yani bu hani New versiyonunu da kullansanız anlık FPS düşüşleri, böyle çok anlık FPS düşüşleri yaşayabiliyorsunuz. Şimdi bir Scary Face daha yaptı. Son bir hamle daha yaparsak, ıskalamazsak eğer ikisini birden halletmiş oluyoruz. Bakın yani şu anlık FPS düşüşünü yaşamamanızın herhangi bir yolu yok. Hani mecbur oluyor. Biryon, Ice Wind gerçekten mükemmel işimize yaradı. Biryon Encore öğrenmek istiyor. Hayır, ben öğrenmek istemiyorum. Şu an saldırıları daha iyi. Encore'um, yani Encore bizim işimize yaramayacak ondan dolayı. 3-14 oldu, Butterfree 14 oldu. Ve Totem Gumshoes yendik. Sen harika bir eğitmensin diyor. Totem Pokemon'u yendin diyor. Ne söyleyebilirim ki diyor. Tebrikler diyor Markuç. Ve işte Z kristalimiz, ilk Z kristalimiz normal tür. Trial complete. Normalium Z. Bu hareketleri yapman gerekiyor ki Z kristalinin maksimum gücünü Pokemon'unla birlikte erişip kullanabilesin. The Totem Pokemon bulundukları yerin kaptanı gibidir bunlar diyor. Ve güçlerdir diyor, Gumshoes gibi ve Summon Allies gibi bir özelliği olabilir diyor. Yani Summon Allies işte bu yardıma Pokemon çağırıyor. Alola'da başka Pokemon'lar da bunu yapabiliyor. Buna dikkat etmen lazım diyor. Bize de bir 10 Great Ball verdi, güzel oldu. Bu canımız da full dedi. Route 3'ün kapıları bizim için açılmış oldu arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey var. Sizin marketten yapacağınız alışverişler de bu arada bu Z kristali sayınıza göre etkileniyorlar. Z kristali falan filan. Mysterious Z kristal I receive overcome trials. Is that right? Bunlar Z kristallerini araştırıyorlar. Bu arada Alola usulü selam vermeyi de öğrenmiştim. Duels. Ultra Raccoon Squad bunların. Z kristalleriyle ilgili
ve bu Pokemon'ların, tutan Pokemon'ların etrafındaki auralarla ilgili şeyleri öğrenmek için araştırmaya gelmiştim. Şimdi burada artık normal Pokemon'la da karşılaşabilmeye başladık ve geldi, ilk seferinde geldi. Norbert. Kalas bölgesinde tanıştığım benim favori Pokemon'larımdan biri. 8 level. Bunu faint etmeden yakalayabilirsem çok tatlı olur. Güzel. Absorb'u da var. Şimdi şöyle. Poketopu. Normal poketopuyla yakalayabilmemiz lazım. Çünkü bunun leveli düşük arkadaşlar. Hatta Nest Ball bile kullanabiliriz. Noibet! Yanlış, ben Pokemon'larıma isim vermiyorum. Partimize de ekledik, güzel oldu. Şimdi şurada o koşup bizi yakalayacak, yani onunla kaçırmayacak. Bu mağarada yakalayabileceğimiz, şu an bizde olmayan bir Pokemon Diglett var arkadaşlar. Bir yol. Ice Wind kullanalım. Güzel. Burada bir şey düştü. Neymiş o? Citrus Berry düşürdü Yangon. Bir Pokemon'la daha karşılaştık. Bu da Diglett gelse çok tatlı olur. Yok, Noibet geldi. Bir Ice Wind ile geçeriz arkadaşlar. 11 level gerçi bizimkinden yüksek ama çok önemli değil. Bu arada Disarming Voice'umuz da süper efektif. Ama Disarming Voice 40 atak power'lı. Ice Wind 55 atak power'lı olduğu için ondan Ice Wind kullanıyorum. Tam çıkışta bir Diglett olsan sen çok tatlı olur. Evet. Başka bir şey mi isteseydim? Çelik ve yer türü arkadaşlar Diglett bu jenerasyonda. Onu şöyle birkaç... 2 pound'la canını şöyle... Evet. 2 pound'la güzel. Tangling Hair. Şimdi bakın, buradaki Diglett'in kafasında 3 tel saçı var ya. Call it for help. Yardım gelmedi ama. İşte sadece totem Pokemon değil. Totem Pokemon Summon Ally dediği zaman kesinlikle biri yardıma geliyor. Accuracy'miz mi? Normal Pokemon'lar yaptığı zaman %100 diye. Tangling Hair speed'imizi düşürüyormuş. Şöyle bir Pokétopu atalım. İlkinde yakalanırsan çok güzel bir ada mücadelesiyle başlamış oluyoruz serüvene. Çok iyi. Ground ve Steel. Bakın tam bir adım değil, yarım adım sonra çıkıyormuşuz. Çıkmadan yakaladık. Ve Kaptan Lima Route 2'deki
ada mücadelesini geçmiş olduk. İlk ada mücadelemizi tamamladık. Dedi ki barikatları kaldırıyoruz. Bundan sonra ilerisine daha güçlü eğitmenlerin devam edebildiği rota 3'e geçebilirsin dedi. Buradan hareket yaptı bakın. Bu ada mücadelesinde kaptanlara yardım eden görevliler. Belediye çalışanı gibi düşünebilirsiniz onları. Bu beldelerde çünkü adalarda bu ada mücadeleleri, ada altında yapılan şeylerde ciddi şekilde dışarıdan da katılımcılar geldikleri için aslında bir turistik eylemdi. Şimdi dedi ki Lima'yı etkilediğin suratından belli, sana küçük bir hediye vereceğim diyor. Z kristallerinin nasıl kullanılabileceğiyle ilgili bize ufak bir ders veriyor şimdi. İzle ve öğren kuzen dedi. Bir Growlithe var ki biz de burada Growlithe yakalayabiliriz. Bugün karşıda çıkmıyor sadece. Biz de Growlithe yakalayabiliyoruz arkadaşlar. Rockruff'la bak Fight Z Power'a tıklayacağız. Ve Breakneck Blitz atak saldırısı Leer'da Z Leer şeklinde çarpı 3 çarpı 4 şeklinde buff ya da debuff şeklinde etki yaratıyor arkadaşlar. Şimdi Rockruff Breakneck Blitz Boom. Growlithe GG. Z kristalinin işte diyor gücü bu diyor. Root 3'te bir şeye bakacaktım kuzen diyor. Orada diyor bana katılırsın diyor. Bana yardımcı olur musun diyor. Biz de Root 3'e devam edeceğiz ama Root 3'e devam etmeden önce. Şimdi. Şöyle bir Pokemon takımımıza bakacak olursak. Diglett'i bırakabiliriz. Şöyle Noibet'i de bırakacağım arkadaşlar şu an. Niye bıraktığımı söyleyeyim. Çünkü uçan tür daha efektif bir Pokemon takımıma ekleyeceğim zaten. Şöyle Noibet'i çok seviyorum. Ama çok geç evrim geçiyor. 47-48 levelde evrimleşiyor arkadaşlar. O zaman kadar da çok zayıf kalıyor. Dolayısıyla bizim Pokemon'umuz, takımımızdaki Pokemon'un bize daha çok yardım edebilecek bir Pokemon olması lazım. Şimdi... Tamam bu değil. Şuraya geliyoruz. Bu arkadaşımız bizden bir Pokemon konusunda yardımcı olmak istiyor. Ricacılar var yani bize karşısında da ödüler. Crab Crawler denilen bir Pokemon var. Onunla ilgili bize data öğrenmek istiyor. Şurada da bir arkadaşımız var ki bu da bizden takas yapmak istiyor. Diyor ki Spearow'un var mı diyor. Benim Houndoom'la takas eder misin diyor. Birazdan bir Spearow yakalayıp bu arkadaşa getirdiğimiz takdirde Houndoom'umuz olabiliyor. Şimdi Crab Crawler'ı yakalayabilmek için şu meyveli ağaçlar var ya bunların altına bakıyorsunuz. Burada meyvelerin altına saklanmış oluyorlar. Şu an mesela bu meyvelerin altından çıkmadı. Böyle bu bölgedeki altında meyve olan araçlara bakacağız. Ve Crab Crawler'ı bu şekilde bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Ben şimdi şöyle şurada bir Growlithe yakalayabilecek miyiz ona bir bakayım. Young Goose değil Growlithe. Hiç savaşarak vakit kaybetmiyorum. Bir yangoz daha.
Spirov'u bulduk bu arada. Güzel oldu. Spirov'u burada bulmayı umuyordum. Daha yukarıda bulmayı umuyordum. Burada buldum. Level farkı aramızda çok. 1 pound. Yok ya, 1 poundla etti. Kritik vurdu ya. Normal olsa muhtemelen hayatta kalacaktı düşük şu anda. Roblight buradasın diyorum. Bir Spirov daha. On level. Daha iyi. Deminki 7 leveldi, bu 10 level. Kaç level, çünkü Pokemon verirsek biliyorsunuz o levelde Pokemon alıyoruz. Pursuit yapıyor. Bu bir karanlık tür hamle. Şimdi Pokemon'umuzu atalım. Catch. Şimdi yakalama konusunda öncelikli olduğum Pokemon buydu. Şunu hemen takasını gerçekleştirelim arkadaşlar. Merhaba. Sen Spirov istiyordun değil mi? Evet, bizim Spirov'umuz var. Seni sana verebiliriz. Şuradan Spirov'u seçiyoruz. Trade diyoruz. Thank you. How cool are? Cha ismi bu arada. Tamam. Growlithe yakalama kısmını vesaire ben onu kayış kısmındayken hallederim. Ve an itibariyle Rota 3'e girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Rota 3'te keşfedilecek birkaç lokasyon var. Sonrasında ada turunu aşağı yukarı tamamlamış olacağız. Adada, bu adada ada, yani bütün adadaki görevleri tamamladıktan sonra açılan birkaç yan görev vesaireden sonra bu adadaki Melemeli adasındaki işimiz bitmiş olacak. Ama bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde Rota 3'ten kaldığımız yerden son sürat devam ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.